İyiydi. Ben biraz daha çalışacağım. Yorulmadın mı? Bir dakika. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bahçeye çıkalım. Uzun zamandır birlikteyiz sizinle. Ailemizden biri olduğunuzu söylemeye gerek yok. Onun için kararımı ilk size bildirmek istedim. Zaman gerçekten en etkili ilaçmış. Yaralar kapanmasa da zamanla daha az acıtmaya başlıyor. İnsan kendine dönüyor zamanla. Kendini düşünmeye başlıyor. Hayatın yeniden farkına varıyor. Duygularını yeniden keşfediyor insan. Yaşa başa bakmıyormuş. O zaman anlıyor insan. Yaşamak istiyor. Bu girişten ne söyleyeceğimi anladınız herhalde. Deniz Hanım, ben evlenmeye karar verdim. Şaşırdınız değil mi? Bihter Hanım'la mı? Anladınız demek. Hay Allah, akşam çok mu belli ettim? Nihal bu kararınıza karşı çıkacak. Size ne kadar düşkün olduğunu biliyorsunuz. O sizi kimseyle paylaşmak istemez. Hayır, Bülent'ten bile kıskanan bir çocuk. Düşünün, kabul eder mi? Nihal artık çocuk değil Matmazel. Bu fikri hazırlandığı takdirde makul olacağını düşünüyorum ben. Onun için ilk size söyledim. Nihal'i hazırlamanız için sizin yardımınızı istiyorum. Anladım. Siz ona çok yakınsınız. Anlamasını sağlayabilirsiniz. Uygun bir zamanda konuşursunuz. Evet, tabii. Tabii konuşurum. Teşekkür ederim. Nadide'ye sinir oldum düğünde. Sen Adnan Bey'le konuşurken nasıl kıskanç bakıyordu? Öyle mi, hiç fark etmedi? Tabii. Gözün Adnan Bey'den başka bir şey görmüyordu ki. Sevil. Bozulma hemen canım, şaka yapıyorum. Ama çok yakışıyorsunuz, söyleyeyim. Yakında iyi haberler verebilirim sana. Ne diyorsun? Dün gece onlarda yemekteydik. Aa, niye söylemiyorsun Firdevs? E'si davet etti işte. Çoluk çocuk, bütün aile, hep birlikte yemek yedik. Alıştırma turları başladı desene, hadi hayırlısı. Yani bana karşı ilgisi olduğunu biliyordum ama bu kadar çabuk harekete geçeceğini beklemiyordum doğrusu. Ne oldu Bihter? Yok bir şey, dinliyorum. Aman Firdevs, aklını başına topla, kaçırma adamı elinden. Kurtuluşun olur biliyorsun. Bir an önce şöyle içi dolu bir kasa bulmak şart. Hele bu kasa Adnan Bey gibi yakışıklı olursa keyif edecek yok yani. Yani. Adnan Bey,
Öncelikle kararımı mektupla bildirdiğim için affınızı rica ediyorum. Uzun süredir severek yerine getirdiğim görevimden istifa etmek zorundayım. Adnan Bey, artık çocuklarınıza faydalı olamadığımı düşünerek istifa etmeye karar verdim. Adnan Bey, artık bu evde kalmam mümkün değil. Yıllardır sizi hiçbir şey beklemeden sevdim. Yanınızda olmak yetiyordu bana. Bir gün sevgimi fark edeceğinizi ümit ettim hep. Şimdi yanınızda başka bir kadını görmeye tahammül edemeyeceğimi anladım. Anneleri tarafından bana emanet edilen çocuklarınızı her bakımdan yetersiz gördüğüm bir kadının annelik etmesine şiddetle karşıyım. Bugün Nihal'le konuşmamı istediğinizde o kadını çok sevdiğinizi gözlerinizden okudum. Ve artık ümit edemeyeceğimi anladım. Affedersiniz. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Önemli değil. Piyano sesini duyunca Nihal'in yanındasınız sandım. Önemli değil dedim. Çok özür dilerim. Uzun zamandır Nihal'le birlikte olamıyorum. Yanıma gelmek için ağladığını duyuyorum bazen. İçim sızlıyor. Ama dayanıyorum. Dayanmaya çalışıyorum. Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum. Bensizliğe alışması lazım. Ben onu kendimden uzaklaştırdıkça babasına, size yakınlaşıyor. Onu çok sevdiğinizi biliyorum. İçim rahat. Size öksüz bir çocuk emanet ediyorum Deniz Hanım. Ona dadılıktan çok annelik edeceğinize inanıyorum. Size güveniyorum. Thank you.